Şimdi burada önce bunu nasıl bağlanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Açmadan şöyle bir göstereyim. Kapanmış hali böyle. Şuralar bakın. Benim aldığım modelde böyle. Bu zaman ayarı. Bu da ışık. Gece gündüz yani. Şuradan ayarlıyorum. Önce açalım. Şöyle bir cam. İçindeki bağlantıyı yaparken burada böyle iki tane duyumuz var. Bağlantıyı şuradan yapıyoruz. Burada bakın tornavida yerleri var. Şöyle yaklaştırayım. Şurada da kablo girişini yapacağımız yer var. Burada şimdi önemli olan L ve N yazıyor. Bakın şöyle tutarsam daha şey olur. L ve N. N dediği nötr, L dediği faz. Ona dikkat ettikten sonra gerisi basit. L nötr, L faz. Nötrün N'si. Yani faz dediğimiz artı girecek oradan elektrik. Şuraya takacağız. Buradan ayarlarını yapacağız tornavidayla. Küçük bir tornavida yeri. Şuradan kabloya girdiririz. Ben yapacağım yerde normalde ampul var. Onu sökeceğim. Normal anahtarlı. Anahtarlıyı normale çevireceğim. Anahtar kısmını da gösteririm. Geçelim. Normalde böyle anahtarlı, çift anahtarlı hatta. Bu içeriği değiştireceğimiz yere akıyordu. Önce bunu sökmemiz lazım yerinden. Şöyle. Şimdi bunu gevşeltip içindeki anahtarı direkt bağlayacağım ki burası düz olsun. Burada bir anahtar olayı olmasın. Direkt elektrik yukarı gidecek. Şimdi şu kırmızı olan bizim fazımız yani elektrik. Bunlar da ampule giden fazlar. Bu burada bizim üstümüzdeki, bu da bizim değiştireceğimiz yere giden faz, ampule giden. Bunu ben şimdi buradan sökeceğim. Buna bağlayacağım. Elektrik direkt bundan buna geçmiş olacak. Yani bir anahtar devresine bağlanmamış olacak. Şimdi videoda uzun almasın diye orayı göstermedim. Bunu buradan söktüm maviye. Fazı da elektriği de buradan söktüm. Elektrik yani gelen şeyden hattan geleni söktüm kırmızıyı. Burada bir açtım. Yer. Şöyle bakır tel olduğu için bunlar tekli. Olabildiğince penseyle sıkarsanız burayı daha iyi olur. Çünkü yani elektrik gevşeyi sevmez. Şöyle bayağı bir sıkı oldu burası. Şimdi ben bunu bantlayacağım. Elektrik bandıyla. Buranı çok iyi kapatmamız lazım. Allah muhafaza kısa devre yapabilir. İyice bir kapatıyoruz orayı. Sıkı bir şekilde. Şimdi bunu tekrar yerine montajlayacağım. Şu üst taraftaki faz girişine. Altta iki tane lambalara giden faz çıkışı var. Yukarıda da faz girişi var. Şimdi bunu taktım yerine. Şöyle. Buradan sıkıyorum.
Tamam. Şimdi elektriği açıp bir deneyeceğiz bakalım. Dediğimiz gibi oldu mu? Bakın şu soldaki üstümüzdeki lambaydı. Açıyorum. Yukarıdaki lamba yandı. Kapatıyorum. Kapandı. Şimdi normalde bu bekli yanıyor. Lambayı açıp kapatıyorum, bir şey yok. O şu an sürekli yanar. Yani bizim istediğimiz de zaten sensörü de bu. Sensörlü girişinde yapacağız birazdan. Anahtar, yani çift anahtar ya da komutör deniliyor herhalde buna. Komutatör. Bağlantısı böyle olacak. Lambaya gideni iptal edip faz girişine bağlayacağız ki direkt çıksın. Faz çıkışına değil. Şimdi yukarıda ben bu bizim ampulümüzün bağlantı yerlerini ikisini de mavi yapmışlar. Onun için hangisi nötr, hangisi faz kontrol kalemiyle kontrol etmem gerekiyor. Bunda bir lamba yanmadı. Yalnız bunu yaparken dikkatli olun. Şimdi bunda gözüküyor mu biliyorum bilmiyorum ama bunda yandı. Şimdi ben elektriği keseceğim. Sol taraftakini bir şekilde belirleyeceğim. Onun faz olduğunu belirlemem gerek ki bağlantı yaparken nötr yerine fazla bağlamayayım. Benim şu an soldaki mavi olan faz, diğeri nötr. Şimdi burada bakın ben kabloyu bağladım. Elektriği kestim. Şu sağdaki nötrümüz, soldaki fazımız. Burada bakın yukarıdaki nötr alttaki fazdı. Oraya da bağlantısını yapacağım. Daha sonra ampul takıp deneyeceğiz. Bağlantı yerine videoya çekmiyorum, uzamasın. Şimdi bağlantıyı yaptım ben. Ampulü taktım. Elektriği verince direkt yanmaya başladı. Ampul, sarı ampul. Şimdi bakın dışarı çıkalım. En kısa getirdim ben ayağını şuradan. Şöyle görünür mü bilmiyorum. Çıkıp kapıyı örttükten sonra yaklaşık 10 saniyede sönüyor. Açınca direkt yanıyor. Böyle. Hayırlı olsun.